Hey, what's happening YouTube? Ege Fitness back in business, actually always in business. Türkiye'nin en iyi basketbol kanalından sizlere merhaba diliyoruz. Durdurulamaz hareketler 2. bölümünü istediniz. Uzun ve yoğun istek üzerine bunun 2. bölümünü çekme kararı aldık. Şu an Venice Beach'teyiz gördüğünüz kadarıyla. Birazcık kalabalık bir ortam. Kendimize bir pota bulduk. Bu potada çekimlerimizi yapacağız. İlk hareket olarak Jamal Crawford'ın hop step behind the back'ten bahsedeceğim. Bunu yaparken high to low'a dikkat etmeniz lazım. Yani topu arkanızdan bıraktığınızda alçak olacaksınız. Yukarı çıkarken yükselmeniz lazım. Gördüğünüz kadarıyla sol elle doğru bıraktık. Alçaldık, yükseldik. İkinci hareket bunun dribbling versiyonu olacak. Sol elle topumuzu alçak bırakıyoruz. Ondan sonra yükseliyoruz. Yani bunu tam müdafaaya yem atmak için kullanıyorsunuz. Yani müdafaanın almasına izin vermeden boom çekip gidiyorsunuz. Şu şekilde olacak. Geldiniz mesela müdafaa burada. Şimdi yapacağımız şey fast break'e çıkmışken hesitation hareketi olacak. En etkili hareketlerden bir tanesi ve de en basit hareketlerden bir tanesi. Sol ayakla plant ettiniz. Ondan sonra sağ ayağı olabildiğince uzatıyorsunuz ki müdafaa buraya girecekmiş gibi hissediyor. Ama siz boom, bu tarafa devam ediyorsunuz. Kafayla satmanız çok önemli. Basıp gideceksiniz sağ tarafa. Şimdi etkili hareketlerden bir tanesi olan shot hesitation'ı uygulayacağız. Elimiz topun altına girmeden müdafaya şut atacakmış gibi kandırıp içeriye drive etmek veya crossover yapmak. Kendinize jump shot'ınız için yer yaratmak. Şöyle gözüküyor. Genellikle bu counter move'dur. Yani bunu yaptınız, geri çektiniz müdafayı. Ondan sonra şuna kalkacakmış gibi olduğunuzda yavaşlayın birazcık daha. Böyle topu ve de potaya bakmanız lazım. Yaptınız mı? Yavaşladınız. Evet dostlar, şu an cumartesi olduğu için bayağı sahalar doldu gördüğünüz kadarıyla. Videonun gerisini Las Vegas'ta yapacağım ama bu dostlarımızla maç yapmamızın gelmesini istiyorsanız, böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Bir gün, 5 gün off falan aldığımda gelip buraya maç falan yaparız bu elemanlarla diye düşünüyorum. Las Vegas'ta görüşürüz videonun devamı için. Üstümüzdekiler bitiyor. Şimdi üstümüzdekileri de almak istiyorsanız hemen siteye gidip siparişinizi vermeniz lazım. Bu arada şu ana kadar videoyu beğendiyseniz eğer beğenip yorum atmayı unutmayın ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerle Las Vegas'ta görüşmek üzere. Evet, Las Vegas'tayız dostlar. Şimdi göstereceğim hareket ise tam müdafaanın sizin pozisyondan yıldığınızı düşündüğünde yapacağınız bir hareket olacak. Unorthodox bir hareket. Alışık olunan bir hareket değil, defansın alışık olduğu bir hareket değil. Sırtınız potaya dönükken bu hareketi gerçekleştirmeniz lazım. Diyelim baseline burası. Baseline'i kapattı. Boom! Bu şekilde gidip bırakıyorsunuz. En önemli kural ise sağ ayağı plant ettiniz. Sağ elle bu topu bırakıyorsunuz ya. Bu ayağın buraya bakması. Bu ayak eğer buraya bakarsa müdafaa buraya gidecekmiş gibi düşünecek. Şemgad'dır aslında. Adamın ismi Şemgad. Ama başka oyuncuların aldığını görebiliriz. Hani Russell Westbrook bunun değişik varyasyonlarını yapıyor. Atıyorum adımlamalarını
Şemgard'dan yapıyor. Bu veriyor mesela, bu cross tepe çeviriyor. Topu alıyorsunuz, uzak bir şekilde extend ederek buraya çekiyorsunuz. Ondan sonra müdafaa buraya bütün momentumu verileceği için opposite tarafından geçip gidip turnikenizi bırakıyorsunuz. Russell Westbrook nasıl varyasyonlarını yapıyor? Bunu düşüyor. Ondan sonra neden çok fazla abartarak yapıyoruz? Çünkü eğer buradan müdafaayı sağından vurup geçecek olsanız bu kadar fazla öne gitmeniz lazım ki müdafaayı arkanızda bırakın. Aynı şekilde Shamgard'da da sanki oraya gidecekmiş gibi yaptığımız için inanılmaz bir şekilde uzatmanız lazım. Böyle gözükecek. Göstereceğim şey ise Eurostep olacak. Eurostep'i daha önceden gösterdim ama bunun farkı ne olacak şimdi göreceksiniz. Üçlükten bile bu adımlamayı almaya başlayabilirsiniz. İlk adımında sanki yukarı çıkacakmış gibisiniz. İlk adımda boom teardrop yapabiliriz mesela. Aynen onun gibi. Yukarı çıkacakmış gibi yapıyorsunuz ama çıkmıyorsunuz. Bu adımı da sürükleyici kullanmaktansa bakıyorsunuz. Yaptın boom. Sıçrıyorsunuz öteki tarafa doğru. Tavşan Eurostep diyebiliriz buna yani. Eğer benim gösterdiğim gibi yaparsanız üçlükten çıkabileceğinizi bile anlayacaksınız. Şu şekilde olacak yani. Eğer bu harekete müdafaa karşılık verirse, içeri gireceğinizi anlarsa eğer, ilk adımda teardrop yapmanız lazım. O da bu şekilde olacak. Uzun gittik, teardrop bıraktınız. Bu kadar basit. Evet, bu göstereceğim hareket çok basit olacak ama çok efektif olacak. Müdafaaya 5 tane gidiyormuş gibi yapıyorsunuz. Topu sol elinizde tutuyorsunuz hala. Glide yapmanız lazım. Alçaktan yükseğe yapmanız lazım. Nasıl ben Crawford'da gösterdiğim gibi. Crawford'ın hareketinde nasıl? Alçaldık sonra yükseldik ya. Müdafaaya şuraya gidecekmiş gibi gösteriyorsunuz. Alçaldınız, yükseldiniz. Ondan sonra havadayken, tabii ki de top kavramıyorsunuz topu bu havadayken. Varyasyonu olduğu için bütün maç boyunca kullanabilirsiniz. Ama eğer diyelim müdafaa hareketinize çalıştı. Müdafaa buraya gitmeyeceğinizi biliyor ve de ortaya devam edeceğinizi biliyor. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki de tersine hareket edebilirsiniz. Bu hareket de çok faydalı. Tıpkı bir önceki çalıştığımız harekete benziyor aslında. Ama between the legs versiyonu olacak. Bunu buraya atıp müdafaaya sanki buraya gidecekmiş gibi fake vereceksiniz. Yani şöyle olacak. Sol ayağımız önde. Sağ ayağı öne attık. Yani tamamen ağırlığınızı nereye verdiğinize bağlı. İlk topu atarken ağırlığınız burada, sonra ağırlığınızı buraya vermeniz lazım. Şu bu ayak plant edilmiş bir şekilde ya. Bu ayağı bir kaldıracaksınız. Müdafaanın momentumunu birazcık buraya shift edip sağ tarafından basıp gideceksiniz. Tamamen bu yani anlatmak istediğim şey. Şu şekilde gözükecek.
hareketimiz de çok zorlu bir hareket. Anlamanız birazcık zor olacak ve koordinasyonunuzu gerektiren bir hareket. Ama dediğimiz gibi çalıştığınız sürece bu hareketler doğal bir şekilde yapmış olacaksınız. İlk sol ayağınızda ağırlık, ondan sonra arkaya veriyorsunuz. Topu sektirince basıp gidiyorsunuz. İlk yana ağırlık gitti, sonra arkaya. Evet dostlar, bizden bugünlük bu kadar. Gösterdiğim hareketler faydalı mıydı sizce? Hangisini maçta kullanacaksınız ve de en beğendiğiniz hareket hangisiydi? Bana yorumlarda yazmanızı istiyorum. Ve yeniden dediğimiz gibi eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka basketbol videolarıyla veya başka videolarla sizlerle görüşmek üzere. Evet dostlar, basket videosunu çekerken eve geldiğimde bu posta arabası şeyden tam evin önünden geçiyor, dedim Ege Cirel için şeyin var mı diye sordum. Adama şansıma postamız geldi. Yeni ürünlerimiz Unsatisfied sitesinde www.unsatisfiedgear.com sitesinde olacak. Ne düşünüyorsun? Bunun iletimleri çok zordu bizim için dostlarım. Benim elime de yeni geçiyor. Kırmızımız hazır. Bu bilekliklerde Unsatisfied hepsinde yazıyor dostlarım. Tabii ki de doyumsuz bir mentalite sergilememiz lazım. Grind, it gibi çalışma. No excuses, mavi de var. Yani bu grind'in mavisi de var, kırmızı da var. No excuses var. Ve de her zaman dediğimiz gibi hayallerine ulaşan, hedefleri için savaşıp gecesini gündüzünü veren sadece %1'lik kısmımız. Yani %99'luk kısma uymayız. O yüzden ben her birisinden grind kırmızı taktım buraya. Şuraya da bir tane kırmızı patlatayım, dur bir dakika. Şuraya da bir tane kırmızı 1% club patlatayım. Ne yazıyordu? Eskisini çıkartayım, bir de no excuses patlatayım. Mavi benim en sevdiğim renk olduğu için bir tane daha mavi patlatıyorum. Sizin en sevdiğiniz renk ne bu arada? Bir kırmızı bir mavi yaptık. Patlattık buraya. Bir tane daha mavi takacağım dostlarım, izninizle. Oldu. Başka nelerimiz geldi? Nelerimiz var? Bu çok güzel bir kumaş ya. Çok güzel bir kumaş. Amblemi de efso olmuş. Efso. 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 Kapşonun içi. Efso. Şehitlerimizden Allah rahmet eylesin bu arada. Şehitlerimiz için yaptık bunu. Hatta şey yapmak lazımmış. Bu askerli, özellikle askerli şeylerde, askerli ürünlerimizde şimdi kararını aldım. Kazançlarımızın birçoğu Mehmetçik'e gidecek. Mehmetçik Vakfı'na, bilmiyorum nasıl olacak ama söyleyeceğim annem babama. Onlar ayarlasın artık. Kazançlarımızın birçoğu Mehmetçik Vakfı'na. Askerlerimize yollayacağız paranın birçoğunu. Bir de böyle bir şey de var tabii ki de. Güzel bir kumaş gördüğüm kadarıyla. Elle dokun. Çok güzel. Dokun. Kamuflaj şeklinde yapıldı bu da. Bu da aynı şekilde. Arkası böyle, arkasını da göstereyim. Ben bu giydiğim üstüme neydi? X-large'dı giydiğim. Ona göre alın. Kurutmaya koymayın tişörtlerimizi. Kurutmaya koyarsanız küçülebilir. Başka neler yapılmış? Evet, İstanbul. Kurutma zaten Türkiye'de yaygın değil. Yaygın değil mi Türkiye'de? Kurutma makinesi. Ya, kurutmuyoruz Türkiye'de. Balkon asarlar ya Türkiye'de. Balkon en iyisi zaten. Aa, çok güzel. Fişek. Fişek, deli misin sen? Fişek. Fişek neye benziyor bu? San Francisco falan diyormuş. Al Kız Kulesi, al Bosphorus, Boğaz Köprüsü, al camiyi de koyduk. Her cuma buraya gitmedik mi zamanında? Gittik. Burası mı Kız Kulesi diye bilmiyorum. Burası ne? Sanırım biri Galata, biri Kız Kulesi. İkisinden birisi dostlarım. Hangisi daha yüksekse o işte bu. Burada Boğaz Köprüsü var. Arkası böyle. Öyle böyle. Artık kışları üşümeyeceğiz dostlarım. Müthiş. Unisex. Bütün ürünlerimiz unisex. Ama bu da İstanbul temalı sweatshirtümüz oldu. Son bir şey daha var. Bu da X-large bu arada. Ona göre alın. Bakın X-large böyle uzun. Bunu hoodie'nin altına giyebilirsiniz. Hoodie'nin altına
Keşke basket videosunu yapmadan bunlar gelseydi ama hadi neyse yaptım basket videosunu artık. Üstündeki son çalışmayı göstermek istiyorum size. Arkasında şu şeyi yaptık. Daha aşağı indirdik. Bakın böyle oluyor. Bu da böyle. Teşekkür ediyoruz. Her şey için izlediğiniz için teşekkürler. Let's be so goddamn games up in this. Egeten size abi.